Gel. Komutanım, İstanbul Üniversitesi'nden geldiler. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk ağabeyim. Ben arkeoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Nevzat Senerci. Hanımefendi de asistanım Nadide Hanım. Merhaba efendim. Şu bulunan kalıntıları görmemiz mümkün mü acaba? Çok heyecanlandım. Adli tıptan haber gelir gelmez görebilirsiniz. Malum orası şimdi suç alanı sayılıyor. Komutanım, bu az önce geldi. Şey, tam 800 senelikmiş. Ne? Şey komutanım, hani işle başlıyor, letle bitiyor, 3 Ece. Oo, çok güzel. Olay adli bir konu olmaktan çıktı. İstediğiniz zaman gidip araştırabilirsiniz. Bölgede herhangi bir tahribat olmuş mu sayın albayım? Bulanlar herhangi bir zarar vermişler mi? Sadece Kerim Asliyemen iskeletin üstüne düşmüş. Selam. Neyse. Umarım çok fazla tahribat olmamıştır. Şu kazı alanına bir an önce gidebilir miyiz albayım? Tabii, Kerim Asliyemen size yardımcı olabilir. Nasıl? Ben de mi gideceğim şimdi o şeyin başına? Kerim. Emredersiniz komutanım. Zaten korkmuyorum ki ben. Buyurun. Görüşmek üzere albayım. İyi günler. Görüşmek üzere komutanım. Kerim. Ya Baro, nasıl oldu anlamadım valla. Yer yarılsın, yerin dibine girsin dedim. Pat! Oldu. Ya ben? Yüzük beni nöbetten kurtardı. Ya herhalde uğurlu be bu yüzük. Sihirli, sihirli. Şimdi ben bu yüzüğü taksam, bu sene mahsul çok olsa, davarlar çifter çifter yavrulasa desem olur mu? Vallahi ne bileyim, olur belki. Ey yüzük! Bu sene işler iyi gitsin de, kış geldiği zaman anam, kardeşlerim, 3 öğün yemek yiyebilsinler. İnşallah dileğin olur Tosun'um. İnşallah. Ana, ne yapıyorsunuz lan burada? Hala mı yüzük muhabbeti? Ya Vedat, gelsene bile. Oğlum, aslında ben de inanmam böyle şeylere ama bu yüzük var ya, acayip bir yüzük. Er dediğimiz oluyor valla. Tamam, ver ulan şunu. Al. Aham da taktım yüzüğü. Ne oluyor şimdi? Ben ne dilesem olacak mı yani? Peki. Atıyorum farz-ı mahal. Aham da şu kapıdan taş gibi bir hatun çıksın. Bu ne lan? Gördün mü susak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim doğruymuş. Bu ne güzellik. Ya gördün mü? Ver bakayım şimdi yüzüğümü geri. Kartopu ne olur. Yüzük bir saat bende kalsın. Oğlum. Gidip şu hatunu ayarlayayım ben. Ver bakayım şunu. Bak fareye çeviririm seni ha. Hayır. Selam. Neler karıştırıyorsunuz yine? Vedat hatunu görünce çıldırdı. Ha, yeni bir şey yok yani. Suzi, senin işin gücün yok mu kızım? Kardeşim, güzel kardeşim, sen bana şu yüzüğü bir saatliğine ver. Sana her şey dahil Bodrum tatili benden. Ya Vedat bak, sen benim kardeşimsin. Veririm. Ama sadece bir saatliğine, sakın kaybedeyim falan deme ha. Merak etme kardeşim, kaybetmem. Ben kaybetsem kendimi kaybederim. Ulan ne kızdım ben. Sapık işte. Aklı fikri başka şeye çalışmıyor ki. Suzi, sen niye gidip Kerim Asteğmen'le falan takılmıyorsun? Hani aynı boydasınız ya, anlaşmanız kolay olur manasında. Eh Vedat, görürsün sen. Şöyle gidip önce saçımı başımı tarayayım. Öyle her şeyi de yüzüğe bırakmak olmaz. Çao.